Habertürk ekranlarından da bu uyarıyı yapıyorduk günlerdir. Yağış uyarısı yapıyorduk ve beklenen yağış dün önce Trakya'yı sonra İstanbul'u esir aldı. İstanbullular özellikle duymuşlardır gece sabaha karşı o gök gürültülerini. Uyandık açıkçası o sesleri duyunca. Şimdi soracağız, böyle mi devam edecek? Ne oluyor havaya? Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öster bizimle birlikte. Hüseyin, risk devam ediyor mu? Akşam eve rahat gidebilecek miyiz? Nasıl önlemler almamızı gerektirecek bir durum var mı? Dinliyoruz. Afşin, havaya şöyle bir şey oluyor. Şimdi bakın, Saraybosna çevresi, Bosna Hersek'te bir görüntü var. Onu verebilir mi yönetmenimiz ekrana? Bakın, oradan başlayan ve neredeyse 600-500 kilometrelik bir rotayı kat ederek Yunanistan'da gök gürültülü, yine yıldırımlı şimşekli havalar sonucunda yine orman yangınlarına dönüşerek ardından Marmara'ya, İstanbul'a dün gece sel boyutunda yağışı ve kısmen dolu yağışını, aslında dolu da yağdı Trakya'da, oldukça iri taneli getirerek böyle bir üçlü bir kolaj çalışması yaptı atmosfer aslında. Bütün Balkan ülkelerinde gök gürültülü fırtınalar yaşandı. Yani aslında biz çok ayrı bir yerde değiliz. Yunanistan'daki orman yangını bizi çok yakından ilgilendiriyor. Bizdeki kuraklık Saraybosna'yı çok yakından ilgilendiriyor. Aynı kazanın içerisindeyiz ve bu kazan gittikçe ısınıyor. Çok sıcak günlerden sonra da havada bu tip yıldırımlı, elektrikli, şimşekli hadiseler yaşanabiliyor. Çünkü İstanbul, özellikle Marmara bölgesi, diğer bölgelerden çok daha sıcak. Ormanı yeşili çok az, asfaltı betonu çok fazla. Bu etkilemeye başlıyor. Bazı şeyleri yıllar içerisinde tek tük olan hava olaylarının daha sık olduğunu görüyoruz. Özetle havaya neler oluyor sorusunun yanıtı bu olabilir. Küresel, hiçbir sınır tanımayan yıkıcı hava olaylarını yaşayacağız görünüyor. Tahminlerde hep maalesef olumsuz durumlar söz konusu. İstanbul'da yağmur zayıfladı. Öğle saatlerine, şu anda güneş açmış vaziyette, öğle saatlerine biraz ısındık. Sıcaklıklar yükseliyor. Akşam iş çıkışı saatine çok yüksek ihtimalle kuvvetli bir yağmur gelmeyecektir. Anadolu yakasında ve şehrin kuzeyinde parça parça bu akşam da yağış bekliyoruz. Ama en azından kuvvetli bir dolu yağışı bırakacak tehlikeli hava olayı şimdilik uzak görünüyor. Fakat Batı Karadeniz, Zonguldak'ta yarım saat önce çok kuvvetli bir yağış düştü. Devam edecek Ordu'ya, Samsun'a kadar olan o Batı Karadeniz, İstanbul arası, Marmara arası riskli. Antalya'da da öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar yine kuvvetli bir yağış geçiş yapabilir. Tarım arazileri orada da yine risk altında. Dolu yağışı da içerebilir Antalya'daki. Genel olarak yağışlı havaysa cumartesiye kadar görünüyor Afşin. İstanbul'daki o aralıklarla güneşin açtığı, tekrar yağmurun yağdığı, hatta çok güzel gök kuşağı yakalayabilirsiniz bakın bu yağmur dindikten sonra. Böyle bir hafta geçireceğiz. Her gün yağmur yağma ihtimali var İstanbul'da cumartesiye kadar. Ama en kuvvetlisini gece aldık. Önümüzdeki saatlerde yavaşlayarak devam edecek Afşin. Tablo böyle şimdilik.